Mamalık kullanımıyla ilgili ikinci videoyu çekiyorum. Yani part 2. Şimdi bu videoyu neden çekme ihtiyacı duydum da böyle bir video yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi ben WhatsApp'ta ve Messenger'ımda veyahut çeşitli yerlerde bana gelen acayip sorular oluyor. Kimi zaman telefonda da tabii. Bu sorulardan artık bana gına geldi ve bu sorularının bir kısmını da derledim. Yine notlarımızda. Hangi sorular bana gelmiş ki ben bu videoyu çekmek zorunda kaldım? Bakın şimdi açıklamalı olarak hiçbirini izah etmeyeceğim. Öncelikle bir okuyup geçeceğim şimdi. Çünkü video çok uzun olsun istemiyorum. Çünkü bunları bir de açıklayarak izah etmeye kalkarsam artık sabahlarız ya da hangi saatte seyrettiğinizi bilmiyorum ama saatlerimizi alır. Zaten videolarımız genellikle neyse önemli değil. Oraya hiç girmeyeyim şimdi. Yani şimdi mamalıklarla alakalı bana gelen o sorularının yanıtını vermek yerine soruların tamamını vermeye çalışacağım. Yani nasıl bir sorular gelmiş ki ben bu videoları çekmek zorunda kaldım ve beni zıvanadan çıkarttı. Mamalık kullanmasam ne olur? Hepsini yemlikte veriyorum. İçine pisliyor. Ben de kaldırdım. Mamalıkla oynuyor. Ne yapmalıyım? Mamalığı hep yere atıyor. Mamalık koyacağım ama en büyüklerinden mi olsun yoksa küçük olanlarını mı tercih edeyim? Tek mamalık mı kullanmalıyım? Çift mamalık mı kullanmalıyım? Bir videonda iki mamalık kullan dedin ama kafes içi küçüldü. Ben mamalığı sadece ötüm zamanı kullanıyorum. Doğru mu yapıyorum? Mamalık çok kirleniyor. Ne sürede temizlemem lazım? Mamalık rengi ne olsun? Mamalık şekli yuvarlaklardan mı yoksa dikdörtgen olanları mı kullanayım? Mamalık yerine ballık mamalıklar var. Onları kullansam olur mu? Bunlar ciddi ciddi bana gelen sorulardır. Messenger'ıma, WhatsApp'ıma, telefonda ve bazen şahsen arkadaşlarla oturduğum zaman bana gelen sorular. Yani bunları deşifre etmek için söylemiyorum. Yani bu insanları deşifre etmek adına da söylemedim. Zannetmeyin bu soruları soranlar inanılmaz acemi, kuşun ne olduğunu dahi bilmeyen adamlar değil bunlar. Evet, bunlar ötümcü gibi davranan, ötümcü olan, kuş öttüren kişilerden de gelen sorulardır. Yani işi biliyorum diye ortalıkta gezinenler dahi bu soruları sormuştur bana. Belki benden yaşça büyük olan ustalarım var tabii ki. Onlar benden bu işin çok çok üstünde olan adamlar ve vasıfta olan kişilerdir.
bu soruların çoğuna muhatap olmuşlardır. Onlar da biliyor bu sorulara muhatap olduklarını. Ama onlar benim gibi video çekmiyorlar. Gülüp geçiyorlar veya arkadaş, eş, dost ortamında bunları ancak laflıyorlardır. Veya çok sık karşılaştıkları için de fırça atıp es geçip gidiyorlardır. Yani onlar da bu sorulara muhatap olduklarına inanıyorum. Yani bunlar acemi soruları değil yani. Bu bildiğiniz gerçekten ben bu işi biliyorum diye ortalıkta gezen, kuş satan, kuş öttüren veyahut kuş besleyen ortamda olduğunuz zaman sizden çok çok daha iyi bu işi biliyorum diye ortaya çıkan adamların soruları. Yani acemi sorusu değil. İçlerinde tabii ki acemi olanların da aynı sorulardan veya benzer sorular geldiğini biliyorum ve geliyor da zaten. Onlara zaten lafım yok. Yani böyle saçma sapan sorular olacak tabii ki. Adam bilmiyor. Bilmeyince de soracak. Mesela örnek vereyim, bir tanesini alalım şimdi, biraz laflayalım, paylayalım konuyu. Mamalık kullanmasam ne olur? Hepsini yemlikte veriyorum. Bunu böyle yaparsan doğal olarak da o yemlik içinde de yem bulamazsın. Çünkü hepsini darma duman edecek kuş. Hiç uzatmadan es geçip hemen atıyorum. İçini pisliyor, ben de kaldırdım. Ne demek içini pisliyor, ben de kaldırdım? Tabii ki pisleyecek çünkü kuş bu bir yere sıçacak yani. O genellikle de mamalığı da tercih ederler ya da suluğu tercih ederler veya da yemliğin üstüne sıçarlar. Bu kuş ustalaştıkça tüneyin üstünde durunca şöyle bir öbük yapar. Yani ona böyle bir termit kulesi yapar yani. Onlar usta kuşlardır. Acemi kuş her yere yapar. Tavana bile sıçanı var. Mamalıkla oynuyor. Ben ne yapmalıyım? Tabii ki oynayacak. Çünkü istiyor ki doldur içini de ben de oynamayayım onunla. Mamalığı hep yere atıyor. Tabii atacak. Çünkü doldur diye atıyor. Mamalık koyacağım. En büyüklerinden mi olsun, küçüklerinden mi olsun? En büyükleri ne demek yani? Ne dolduracaksın içine yani? Yemlik zaten dolu. Bir de mamalığın en büyüğünü koyup da onu da anasının gözü gibi, hörekesi gibi doldurup da yani 6 ay o kafese ulaşmak istemediğinden mi yapıyorsun? Tabii ki küçüklerinden koyacaksın ki çünkü haftada 2 defa koyacaksın. Hadi 3 olsun. Tek mamalık mı, çift mamalık mı? Bu da bir tercih meselesi. Tek olursa mama koyarsın, tohumlarını koyarsın. İkinci mamalığa da kum koyarsın. Ne bileyim ben. Ben çift kullanıyorum çoğunlukla. İki mamalık kullan dedin ama kafes içi küçüldü. Küçülecek tabii ama çok da zararı yok yani. Kuş sonuçta hoş içinde uçup da keyif çatmıyor. Yani bungee jumping yapmıyor. Tünekten mamalığa, mamalıktan tüneye, tünekten tavana, tavandan tüneye. Oradan oraya atlıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Zaten bunları kapattık. 29 santimlik bir kafesin içine ne yapacaktı yani? Bungee jump yapacak hali yok. Ben mamalı sadece ötüm zamanı kullanıyorum. Doğru mu yapıyorum? İyi bok yiyorsun. Yani kışın ne yapıyorsun? Kuş kışın ne yiyor? Yani kışın kuş aşıktan kırılıyor. Yazın tohum veriyorsun. Ondan sonra ondan ötüm bekliyorsun. Ondan sonra benim kuşum çırlıyor. O benim kuşum geçme yapıyor. Benim kuşum iyi ötmüyor demeye başlıyorsun ondan sonra tabii ki. Çünkü her evrenin kendine göre bir mama verme veya tohum verme zamanı ve kuralları var. O dönemleri iyi bileceksin. Mamalık çok kirli. Ne sürede temizlemem lazım? Öküz. Öküz işte. Sığır. Tabii ki temizleyeceksin. Gerekirse kazıyacaksın. Baldök yala yapacaksın. Sen kirli bir tabakta fasulye yemeyi seviyor musun? Ya da kirli bir tabakta makarna yemeye bayılıyor musun? Annene veya hanımına fırça atmıyor musun bundan dolayı? Kuş da tabii ne kadar kirli olursa, ne kadar pis olursa o kadar da çabuk hastalanacak. Temiz olacak.
Mamalık rengi ne olsun? Yani renginden sana ne? Hoş kuş renk körü değil ama yani uygun renklerde kullanın. Yani atıyorum yani çok da fazla böyle cafcaflı renkler kullanmayın. Yani beyazsa bütün mamalıklarınız beyaz olsun. Sarıysa bütün mamalıklarınız sarı olsun. Yani kuş hangi rengi seviyor bilemem. Ama rengin bir önemi yok. Ürkmüyorsa tabii. Mamalık şekli yuvarlak mı yoksa dikdörtgen olanları mı kullanayım? Yani bir yuvarlak mamalıklar var. O yuvarlak mamalıklar tele takılıyor. Tele takıldığı için de orada bir bomba yapacak. Yani paket yaptığınız zaman bomba yapacak. Paket yapmakta zorlanırsınız veya paket kağıdınız çabuk yırtılır. Dolayısıyla dikdörtgen olanları kullanırsanız daha iyi tabii. Ama paket yapmıyorsanız, ötümcü değilseniz yuvarlak da kullanın. Bana ne? Mamalık yerine ballık mamalıklar var. Onları kullansan mı olur mu? Son soruydu bu. Ballık mamalıklar çok küçük olan yani şu kadarcık bir şey yani. Şu boyutta bir şey. Onlar da genellikle tüne şeye tele takılıyor. Onlar da orada bomba yapıyor. Paket yapamazsınız. Kullanabilirsiniz tabii onları ama ötümcü değilseniz kullanın. Yani onu da ne kadar tüketir onun içinde? Herhalde iki çay kaşığı kadar bir şey alır içine. O da biraz fazla az olur. Yani bir mamalık dediğiniz zaman ağzına kadar dolu olmayacak. Mamalık dediğiniz yarısından biraz daha az olursa daha iyi yani. 5-6 çay kaşığı anca yani 5 çay kaşığı doldurun. Fazla doldurmayın onu çünkü başından ayrılmaz. Çok fazla dolu olan bir mamalık da iyi bir şey değil çünkü ötümü keser, ötmez. Neyse part 2'yi bu şekilde tamamlamış oldum. O nedenle part 1'i daha iyi anlayacaksınız. Mamalıkla ilgili olan sorunları bu şekilde bertaraf ettiğimi düşünüyorum. Çünkü bunlar uzun uzun da izah edilebilir bir şey. Ama dediğim gibi bunlar çünkü 50 tane video ortaya çıkar ve 50 tane videoyu da kimse seyretmez. Kimse seyredeceğini de zannetmiyorum. Zaten bu videoları da çok nadiren seyredenler var. Ama arşivimizde dursun bakalım. Belki biz öldükten sonra bu videolar bir yere ulaşırdık. Ama o kadar da kalmaz zannedersem. Çünkü bu filolojilik bitti. Bu kadar net. Bitti. Devam edeceğini de pek zannetmiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.